Size bitki çayı yaptım Mahmur Hanım. İçin biraz iyi gelir. Sağ ol. Celal. Sakın deme öyle şeyler. Ama ben bir gün senin yolunu gözlerken öleceğim galiba. Yok yok, ölmek yok. Düğün var, düğün. Sivas'ta ile İstanbul'un düğünü. Çok korktum. Çok korktum. Anlatmayacak mısınız? Abi ne işin vardı senin orada? Nasıl buldun sen Celal'i? Necati kardeş benim tehlikede olduğumu duymuş. Gidip Savaş'la konuşup beni aldı. Savaş'la mı konuştu? Hı hı. Nasıl yani? Savaş'ta abimi dinleyip seni serbest mi bıraktı, bu mu? Sonuçta onun dilinden anlayan bir Necati var. Eskiden bir hukukları vardı, unutma. Değil mi Necati kardeş? Tabii öyle. Elime bir aldım böyle. Tamam. Sonrasında denk geldik işte, beni kurtardı sağ olsun. Çok sağ olsun. Neyse tamam. İkiniz de buradasınız ya, iyisiniz ya. Hı. Bana yeter. İsterseniz ben Behiye'ye haber vereyim. Bu yaralarınıza bir pansuman yapalım ha. Sonra da yukarı çıkar dinlenirsiniz. Eksik olmayın da ben zahmet vermeyeyim size hiç. Ay zahmet olur mu? Hadi gel cidden, biz yukarı çıkalım. Sen birazcık uyu, dinlen. Hadi gel. Müsaadenizle. Var mı ağrın? Yok. Sana ben yaptım. Hatırlamıyor musun? Benim İsmail. Abin. Sen benim abim değilsin. Benim abim Mehmet. Oh.
Buradaki çiçekler hastanedekilerden daha güzel. Öyleler. Sen de çok güzelsin. Bu Sivaslı çok şanslı. Abi gerçekten ne oldu orada? Nasıl kurtardın sen Celal'i? Mahvur'a sakın anlatma dedi, değil mi? Düğünü Sivas'ta mı yapacaksınız? Ben de gelecek miyim? Tamam. Tamam, bir şey sormuyorum. Sadece iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Ben de gelecek miyim? Geleceksin tabii. Benim gittiğim her yere sen de geleceksin. Her yere gelemem belki. Ama düğüne gelirim. Mahurcuğum, yemek hazır. Hadi sen de Celal'e haber ver. Tamam. Gözlere bakıp da iyi olmayacak adam dünyanın öbür ucuna gitse şifa bulamaz. Sen bu iltifat işinde kendini bayağı bir ilerlettin. Hayırdır, yoksa evlenmek için mi yapıyorsun bunu? O ne demek bu ya? Niye öyle bir şey yapayım ya ben? Biliyorum orada benim yerim var. Yerim de sağlam, bunu da biliyorum. Allah Allah. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kendimden biliyorum da eminim. Neymiş o bildiklerin? Bana da anlat. Bildiklerimden çok bilmediklerimi duymak ister misin? Ne gibi? Mesela her sabah kalktığımda bu gözleri gördüğümde ilk ne hissedeceğimi bilmiyorum. İstediğim zaman sana sarıldığımda daha iyi bir adam nasıl olacağım onu da bilmiyorum. Sen zaten çok iyi bir adamsın. Öyle. Öylesin tabii. Öyle olmasan teklifine evet demezdim. Bir anlaşmamız var, unutmadın değil mi? Mesela hatırlamasın ne olur onu da bilmiyorum. Ben biliyorum. İster misin anlatmamı? Adımı unuturum da o verdiğim sözü unutmam. En kısa zamanda sözümüzü tutacağız. Ama önce yemek yememiz lazım. Hadi gel, hayatta kalmak için. Haydi bakalım.